Abi ben de hep milli maçlarda iyi oynadım ama Ştefan beni çağırmıyor ya. Futbol bu değil ki. Siz ne oynuyorsunuz arkadaşlar ben neye uzatayım dedi. Futbolda başarı kriterini genişleteceksin o zaman. Hı -hı. Sadece şampiyonluk olmayacak o zaman. Bizim kulüpler bazen kendini Real Madrid zannediyor. Neden biliyor musun? <laughs> Bak neden? <laughs> Gol makinesinden merhaba. Futbol gündemini konuşacağız. İlk 3 siparişte 90 lira kazanma fırsatıyla indirime doyuran yemek sepeti club başladı. Yemek Sepeti Club fırsatlarından faydalanmak için hemen Yemek Sepetine girin, görevlerdeki siparişleri tamamlayın ve yemek puanlarınızı kupona dönüştürüp harcayın. Şimdiden herkese afiyet olsun diyoruz. Hızlıca girelim. E, sondan başlayalım. Bu arada tabii ki e, Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki şampiyonluk yarışı iyice kızıştı. Fenerbahçe'de e, Jesus gider mi kalır mı derken eee Portekizli teknik adamdan enteresan bir demeç geldi. E, bunun dışında Galatasaray 6 gollü bir galibiyetle yeniden rakiplerine gözdağı verdi. Akyazı'daki maçla başlayalım. E, Trabzonspor Beşiktaş maçı. Yani beklediğini bulamadı kimse. E, ama bir şeyler de vardı sanki. İyi ki 0-0 biterse yayına çıkmam demedin ha. Demedim ya. Yani. <laughs> <laughs> Bu maç çünkü o maç değil. Fenerbahçe Beşiktaş maçına dedim. Evet. Allah'tan gollü evet. maç oldu 4-2. Bu maç öncesi demedim. Bu maçta edin. kaleciler izin vermedi yani. Ama yine şokum yani 0-0'ı. Sıfır Beklemiyor. Ben de çok. Maça dakika 60'dan başlamak istiyorum ben. Çünkü 60'a kadar hiçbir, hiçbir şey yoktu. Yok. Hatta Volkan Bayarslan sıkıldı. 45 artı 2. 3. saniyede maçı bitirdi. Bence ilk yarının yorumunu yaptı. Siz ne oynuyorsunuz arkadaşlar? Ben niye uzatayım dedi. Hakem. Sonra 60. dakikada Onur'un Larsen'e bir müdahalesi var. Seyirci böyle yaptı. Ya dedi maç oynanıyor dedi. Bir stadın içine girdiler. Ondan sonra tabii Trezege oyuna girdi filan. Bambaşka bir maç izledik. Hmm. O bölümde de Mert'le Uğurcan iki takıma da birer puan kazandırdı derim. Trezege çok kaliteli oyuncu. İstiklal sorunu var mı? Var. Bak emeden sonra beklenetleri karşılamak kolay değildir. Ama dünkü maçı oyuna girdi. O altı pasta bir öncelik kazansa boş kaleye golü atacaktı. Omar'ın muhteşem müdahalesi oldu orada. Bir tane topu aldı, döndü, vurdu. Ee, Mert çok iyi çıkardı. Markovic'in bir şutu var. Markovic çok enteresan bir oyuncu. Abdülkadir'le böyle duvar pasları yapıyor. Bu nasıl bir yetenek diyorum. Bir şut atıyor korner direği. Bir şut atıyor deniz. Enteresan bir oyuncu. Yani son paslarında, son vuruşlarında sıkıntı var. Beşiktaş'a e gelince ya Beşiktaş ağır favoriydi. Nasıl ağır favori olmasın? Redmond uçuyor, Abubakar uçuyor, Cenk uçuyor. Sakat diye oynamadı. Onun da eksikliği hissedildi bu arada. Gezal Maç ritmi eksikliğini biliyoruz ama Giresun Spor maçında o futbol aklıyla inanılmaz bir asist yaptı Abu Bakar'a. O yüzden Beşiktaş'ın orta sahası da oturmuş. O Maksim'de oynuyor taraftar ilk defa 11'de izlerken. Ya bugün biz Trabzon'u yeneriz düşündü. Ama Beşiktaş sana yemin ediyorum maça gittim Modafon'a. Atletico Madrid maçını izledim. Bu arada çok keyifli bir ortam vardı. Ee, taraftarlar da iyi karşıladılar sağ olsunlar. O maçta daha ciddiydi biliyor musun? Hayran kaldım ciddiyetine, konsantrasyondan ama Trabzon'a gitti, zemin güzel, hava güzel, Lodos mu çarptı oyuncuları bilmiyorum. Ben hani Beşiktaş'ın performansı bende şok etkisi yarattı. Avvakar kötüydü, Geza kötüydü, Maxim kötüydü, Jetson'u kötüydü, Salih'i kötüydü. Kim iyiydi dersen iki tane stoper Omar, Saiz bir Kali de ki. Mert. Başka bir kişi iyi oynadı diyemiyorum. Yani normalde 0-0 oldu. Trabzonspor adına önemli bir puan oldu. Çünkü birliğe, beraberliğe tekrardan bir özgüven kazanma ihtiyacı vardı. E bu maçlar da o, onu kazanmak için en önemli etkenlerden biridir. 60'tan sonraki Trabzonspor'un oyununu ben beğendim <laughs> ama öyle bir mert performans izledik ki o yüzden Beşiktaş'ı yenemediler. Bu arada Uğurcan da bu sezonun en iyi performansını gösterdi. Ben sonunda yapmış olduğu açıklamaları da takdir ediyorum. Yanlış anlaşıldım dedi. Ee, ama Yine milli de, takımla ilgili yaptığı açıklama. Evet hani yani özellikle Mert'e Ben hani milli takımda iyi ceval oynuyordum. Gel gelsin istemiyor evet, belli ki. Evet ben hani milli takımda iyi oynuyordum. Neden kesildi gibi anlaşıldı. Yani burada Biraz takımındaki performansına da bakılır. Biz iki aydır burada zaten Mert'i Ermenistan maçında 11 oynar diyorduk. Öyle de oldu. Hak etti, hak etti. Uğurcan iken zaten hep koruyor. Yine de koruyabilir milli takım kalesini. O bir yanlış anlaşıldı. Bir de hani geçmişte iyi oynuyorsa, abi ben de hep milli maçlarda iyi oynadım ama Stefan beni çağırmıyor ya. <laughs> hani geçmişte iyi oynamak varsa milli takımda. Biz de iyi oynadık milli ama takımda... beni aramıyor. Peki milli takımda ne oynadı Uğurcan? Son dönemde orada da Şimdi kötüydü. Zayıf rakipler vardı zaten. Mesela Trabzonspor'un Avrupa Kupası maçlarında Uğurcan aldı bu maçı dediğimiz maç. Yok. Şimdi Bir sadece sene yok. geçtiğimiz sene tamam çok özel maçlar oynadın. Ama evet. Avrupa Kupası oynadığı zaman Trabzonspor Uğurcan performansı göze batmadı. Milli takımda hiç batmadı. Halbuki Mert Güneoğlu'nun önceki milli takım tecrübelerinde iyi maçları var. Beş taşta yükselen performans. Dün akşam karşılıklı iyi kaleci eşittir birer puan. Hı hı. Maçın özeti o bence. Duello yaptılar resmen. Duello yaptılar. Benim anlayamadığım şey şu: birincisi, şampiyonla oynayan kim? Beşiktaş. Peki rakibi hataya zorlamaya çalışan kim? Trabzonspor. Geniş alanda oynayan Beşiktaş, dar alana çekmeye çalışan Trabzonspor. Büyük maç oyuncusu dediğimiz oyuncuları sınıfta kalan Beşiktaş, ya bu sezonda ne kötü sezon geçirdi de dediğimiz ama canlı dışına takanlar Trabzonsporlu oyuncular. Peki siz nasıl şampiyonla oynuyorsunuz? Nasıl olsa atarız, nasıl olsa yeneriz. Trabzonspor deplasmanı orası ya, dalga geçiyorsunuz herhalde. Gezal 10 topun 8'ini mavi attın baba. Evet. Öyle oluyor mu bu iş? Hani futbol bu değil ki. Tamam denersin, denersin, hep özel pasları denersin. Anlarım ama basit pasları da rakibe atmaya başladın. E o takımın lider oyuncusu Pazubant kolunda. Herkes ilk Gezal'a bakar bu tip maçlarda. Bu kadar çok basit atarsa, Redmond hayalet gibi. Abubakar'ı da atmışlar iki stoper'in arasına. kaybolduğu agresiflik içerisinde. Evet, hı hı. Ben Muleka'nın 5 oyuncusu olduğunu düşünmüyorum. Ama, aması şu. Baktın ki oyun bu kadar kötü. At stoper'lerin arasına Muleka'yı. bakarı kurtar oradan. O arkasında dolaşsın mesela. Büyük maç, teknik direktörlerin şapkadan tavşan çıkartması gereken. Bu arada Trabzon gereken. stoperleri de iyi maç çıkardı. Defun abi tehdit mi iki var? Takımda yani kaleciler diyor. ve stoperler iyiydi dün. Serkan abi tehdit yok. Tehdit ya tehdit de yok. Şimdi, Erman, Erman maçı izlerken bak çok güzel sen Gezaldan başladın kaç tane sayalım yeteneklerini biliyoruz ya sanki yeteneklerini sahanın dışında bırakmışlar çok yeteneksiz oyuncular Markovici öyle Abdülkadir gidiyor, son paslar sıkıntı. Redmond gidiyor, son paslar sıkıntı. Gezal sağa ayağıyla orta kesiyor. Bir o taça kesiyor, bir diğer taça kesiyor. Şut atıyor. kariyerinin en kötü şutlarını attı. Uğurcan böyle aldı. Evet. Hani bütün yet... Abu Bakar sahada yok dediği de doğru. Hani getiren olmadım Abu Bakar'ın ee. Bakar ne yapsın forvet oyuncusunu. Ama onun da eski isteği arzusu yoktu. E Maxim Yeteneğine bakıyorsun, performansı görüyorsun. Sanki bütün oyuncuları yeteneklerini dışarıda bırakmış. Buna Bakasetas da dahil. Evet. Ya ben evet. o anlamda şok oldum Duram ya. ya bile. koskoca bir sıfır ya ilk yarı yemin ediyorum ya. Hani ben bu Değil kadarını görmedim. Yani 6 kilometreleri gördüm ben. Bu istatistik koşu mesafelerine falan inanan varsa şu maçı izleyip bir de istatistiğine baksınlar. 6 kilometre. Getson Fernandez 6 kilometre koşmuş. İlk yarı. İlk yarı evet. 6 kilometre. İyi rakam. Tamam da top kazanma, bir tane dikine pas, bir dribbling, bir şut, bir şutu var. Ya Kıytırık. Hı -hı. Yani bir, bir, icraat. Beşiktaş'ın yaşın 8 numarası 6 kilometre koşmuş. Diyoruz ki Orman be 6 kilometre koştuysa bir şey yapmıştır herhalde. Abi oyunda kaldığı süre içerisinde ne yaptı Getson Fernandes? Sizce Getson Fernandez Atletico Madrid maçını mı daha çok ciddiye aldı? Dün akşamki Trabzon deplasmanı mı? Atletico Madrid maçında bütün 5 yaşın vitesi yüksekti. Aynen. çok ciddiler. Yani Beşinci viteste takım, bir şey. beş takım mi? o maçı Hı -hı. daha çok önemsemiş abi. Demek ki şampiyonluk derdi yok. Bence Beşiktaş Ucundan da olsa şampiyonluk ihtimalini görmüyor kendisini zaten. E zaten adını koydu dün. Çok çok net gözüküyor. Dün bitti. Dün bitti o iş. Ufak bir ihtimal vardı. Matematik olarak. Ama o ihtimalin artma sürecine girdiğinde bu performans çıktı ortaya. İşte orada sıkıntı var ya, Beşiktaş'ta. Rakibin formsuz, teknik direktörsüz, nasıl özgüvensiz, kırılgan. Ya. Bir 10 dakika 15 dakika maçı iyi başla, önde başla bir dönen top al. Sen şampiyonluğa oynamıyor musun ya? Ben kontrollü oyunu futbolda. Ama ne zaman biliyor musun? Skoru aldıktan sonra. Erman, sen o stadyum atmosferi çok iyi biliyorsun. Evet. Oynadın. Beşiktaş 1-0 öne geçseydi ne olurdu? Ya daha çok pozisyon bulurdu. Devamında. Seyirci ne yapardı? Gerilir. Yan paslarda. Zaten çok... İşte. Ya Beşiktaş onu bile hissettirtmedi ya koskoca 60 dakika. Ama Şenol Hoca Enteresan bir şey söyledi Oyuncular nasıl olsa Atarız'a getirdi de dedi. Evet. <laughs> o özgüven... <laughs> hani biz nasıl olsa kazanırız dediğin an bittiğin andır. Neden biliyor Hoca... musun? Bak Atletico Madrid maçında bile öyle bir takım gördüm ki Beşiktaş şu istekli, arzulu, konsantre, Jetson attığı gol, Gezal'ın pası oyundan çıkana kadar çok iyi oynadılar. Evet. Onu alıp buraya taşımadılar. Dediler ki ya biz Atletico Madrid yendik, 5 maçtır iniyoruz. Kadıköy'de 4 gol attık. Futbolda dün yok. Hı -hı. Dün yok. Bu rahatlıkla Şenol Hoca da bak o maçta Enkudu kendini bu maçta kadroya attı. 10 dakikalık Doğru. performansıyla evet. çok güzel de gol attı. Evet. Hatta ben eşimi izlerken dedim bak Enkudu'yu hafta sonu alacak dedim. Erman Stad bir alkışlıyor Enkudu'yu. Nasıl seviyorlar ısınmaya kattığında ya. Canlı görünce Ersin mesela muhteşem oynadı. Hani Allah göstermesin Mert yokken Ersin bir özgüven kazandı tekrardan. Tabii canım. Seyirciyi de kazandı. Ama Şenol Hoca da zaten kabul etti. Enkudu'nun o performansı aldatıcı oldu. O yüzden erken oyun aldı ama Enkut'u sahada yok. Muleka mesela Atletico Madrid maçında da çok kötüydü. Şenol Hoca ona da yine şans verdi. Yine karşına almadı. Ben şunu söyleyeyim mi? Enkut ile Muleka yeni sezonda yok abi. Roller değişti. %90 yoklar. Roller değişti. 5 yaş Atletico Madrid'e karşı golü buldu yüksek bir teste. Ondan sonra biraz daha bıraktı topu. Evet. Geldi bekledi. Trabzon'da daha saldırgan olmak zorunda olan taraf. Bak şunu sana söyleyeyim. İhsan onu da tebrik edelim. Çünkü geçici teknik direktör için zor. böyle böyle bir durumda toparlanmak kolay değil. Bruno Perez'le örnek veriyorum, Larsen'i önlü arkalı oynattı, orayı kapattı mesela. Bir şey Defansif koydu, bir şeyler, olarak adama bir kurgu var, bir hamle bu kurgu, yaptı. Ya, bu kurguda tuttu. Trabzonspor şampiyonla oynasaydı ve beşiktaş hedefsiz bir takım olsaydı, Trabzon çok daha cesaretle oynardı o maçı. Tabii canım. Ne yaptı? Dedi ki ben zaten zor durumdayım. Özel oyuncularım da var ama bekleyeyim. Beşiktaş geniş alanda oynarsa atla, işi görürüm dedi. Onun planı tuttu. Doğru. İhsan Hoca'nın tuttu. Tebrik Doğru. ederiz. Hakikaten her işler sıkıştığında, her geçiş döneminde adam geliyor. Bence Abdullah Hoca gelmeden önce bir Alanya deplasmanı hatırlıyorum. Yine galip geldi veya berabere kaldı <laughs> Trabzonspor çok zor bir durumdayken. Çünkü düşme potasında gezerken Abdullah Hoca geldi. Yine İhsan Hoca çok iyi maçlar çıkardı. Alanya maçıydı herhalde. Deplasmanda evet. Alanya maçıydı. Abi Trabzon kültürü kadar... İşin içerisinde olmadığı halde gelip kadroya çok çabuk da hakim olan bir teknik Kesinlikle. direktör. Kesinlikle. Valla tebrik ederim. etmek lazım. Ama yıllardır orada... Beşiktaş maçına ya laf değil. Yıllardır orada altyapıda çalıştı. Benim yardımcı Evet, evet. 1999, Kulübün içinden beri. beri. yılından beri orada. Bir geliyor. Nereye? Yani Uyuş, anlaşıldı. Uyuşmaz, uyuşmaz kim yaz. Pirlo'yu duyduk. Evet, Pirlo'yu duyduk. Sergen Hoca'yı duyduk. Bilic'i duyduk. Ama Bielitsa. Bielitsa mı geliyor? Kariyerinde Hayırlı kaç şampiyonluğu var Bielitsa'nın? Bilmiyorum başarılarını ama hani önemli bir teknik adamdır ya. Ama kimi alır istiyorlar diye soruyorsan Trabzon'a bilmem yani. Kimi almaz Kimi istiyorlar, herhalde. istemiyorlar bilmem. Bir kulübe yeni başkan seçiliyorsan o havayı bir değiştirmen lazım. Teknik direktörse teknik direktör, değil mi? Hı. Daha şu ana kadar görmedik. Nedir hedefi Trabzonspor'un? Seneye şampiyonluk. Hangi yabancı teknik direktörle olmuş? Daha olmadı. Başka sorum yok. Daha olmadı. Ben de e, Trabzon'un olanlar zaten yerli teknik adam seçmesi gerektiğini düşünüyorum. Ya, abi. Bir dakika sadece Trabzon değil bizim ligimize baktığında hani son yıllar hep yerli teknik adam. Ama Trabzon... Trabzon için ayrıca yani. Tabii tabii. Bak İhsan Hoca örneği bile çok şey anlatıyor. Trabzon bir futbol kültürü olan, futbola dair dertleri olan ve futbola dair pratikleri olan bir şey. Futbolla yaşayan bir evet. Şey Futbolla yaşayan bir şey. Yani Trabzon'un her zaman için futbola dair kendi içinden çözüm üretebildiğini. Görüyor olmamız lazım. Sakanlı keserken böyle yapıyor. Şurada bir 4-4-2 oynasaydık <laughs> neden 4-2-3-1'e dönmedik o kadar hani. Her kesim ilgileniyor. Sofraya tabakları bir kere kere abi canım. Trabzonspor kadrosunun bir devrime ihtiyacı var. En az 7-8 tanesini gönderip kaliteli 5-6 tane gelir gelmez 11'de bu adam oynar diyeceğin oyuncu grubuna ihtiyaç var santrfor ihtiyacı var stoper ihtiyacı var bence hemen bir santrfor almalı. Bu arada şart. bu arada iki tane beki var isim olarak ama büyük takım beki başka bir şekilde tarif edilir. Beke ihtiyacı var. Hamşik yaş aldı, muhtemelen gidecek. Bakasetas gitmek isteyebilir. Bence bak oyuncu çok iyi oyuncu olabilir. İyi sezonu da geçirmiş olabilir ama kafada misyonunu doldurduğunu düşündüğü an o oyuncudan alamazsın. Trabzonspor kadrosundan büyük de konuşmuyorum ama 10 tane oyuncu gidecek. 10 tane oyuncu gelecek çok abi. Iş var abi. Birdenbire gelen oyuncu grubu birbirine uyum sağlayacak. Yabancı bir teknik direktör bak İstanbul'a ayak uydurmak başka bir şey. Hmm. Ama Trabzon'a ayak uydurmak başka bir şey abi. Tabii canım. O yüzden de öyle hiç Türkiye deneyimi olmayan çok iyi bir teknik direktör olsa bile Trabzon'un dinamiklerini bilmeyen bir adamla o o şehre ayak hmm. uydurana kadar kolay değil o hikaye ya. Niye Montella Sergen Yalçın değil mesela? Hadi Merak et, pirler Neden Den konuşuluyor, konuşuluyor. Daha de ikna ya. edemediler. Sen kesin Benim, aldılar mı yani? Yani söz söyleyeyim, programımız yayına girdiğinde resmi açıklama gelmiş olabilir. Aa, o kadar. Evet. O hayırlı olsun. Hani ben şimdi gene de şapka bırakayım tabii ki. Hayat bu ıslak imzaları görmedik sayın seyirciler. Ama e, biz bunu günün erken saatlerinde çekiyoruz. E, akşam saatlerinde muhtemelen imza haberi veya en geç sabah. Duyulacak gibi duruyor yani, prensip anlaşmasına varıldı. Futbolda başarı kriterini genişleteceksin o zaman. Hı? Sadece şampiyonluk olmayacak o zaman. Oyuncu yetiştirmek, oyun kalitesi ne bileyim belki daha keyif veren Tabii İhsan Hoca mı yetiştirir? Bielisa mı yetiştirir oyuncu Trabzon'da? Niye da yetiştirir? Eğer altyapıdan varsa gelen oyuncu. İhsan Hoca, şampiyon... oyuncu şey ne güzel, İhsan Hoca oyuncu... daha ne güzel ne ya? güzel konuşuyorsun da bizim ülkede albenisi olmayan cümleler. O yüzden diyorum. Ya. Diyorum ki yönetici <laughs> kazancan. Bak, Türkiye'de her şey yöneticiden başlar. Evet. Yönetici bu sezonun kazanımı 3 genç oyuncu diyebiliyorsa o vizyona sahipse başka bir şey. Yani, örnek veriyorum. Türkiye Kupası'nda bir final oynadın. Ligde şampiyonluk yarışına giremesen de Avrupa'da gruptan çıktın. Dersin ki ben bu seneyi iyi geçirdim. Üçte iyi genç oyuncu kazandım. Bir sonraki seneyi hazırlanırsın. Yönetici vizyonu böyleyse <laughs> teknik direktörde bir problem yok. Erman bu ülkede iki tane yıldızda payı olan 7-8 şampiyonlu Fatih Hoca proje dedi olmadı abi. Ama Olmuyor kötü proje bu yaptı o da. Biraz i̇kna edemedik. Kimseye. Olmuyor. Bence Olmuyor. kendini de ikna edemedi. Beşiktaş'a dönünce Beşiktaş'ta 5 beş rakamı sıkıntısı var abi. Şenol Hoca döneminde. 5 galibiyet aldı. Karagümrük beraberliği, Sivas mağlubiyeti, sonrasında Antalya hmm. beraberliği. Sonra yine 5 galibiyet aldı Düşünü için içinde Fenerbahçe maçı da var. Trabzon'da berabere kaldı. <laughs> Bakalım şimdi nasıl bir seri yakalayacak ya Beşiktaş'a kadar. Yine beş Ama miydik? şu 3 maçlık seri olmasa bu iki Ama tane 5 galibiyetin var. arasında Galatasaray maçında çok Madrid maç. karşındaki beşiktaşı mı, Trabzon karşındaki beşiktaşı mı izleyeceğiz. Valla Fenerbahçe karşındaki Beşiktaş o kişiyle Fena yani değil. hangi bir göreceğiz ama şu bir net içeride son dönemlerde Beşiktaş Galatasaray'a karşı iyi oynuyor evet. kazanıyor da yani iç sahada şu ama bu sene da... ne olacak merak konusu Kehditkar ama çok keyifli bir maç olur sen nasıl bir Beşiktaş-Galatasaray derbisi bekliyorsun? Her maçın hikayesi çok başka Serkan abi. Şimdi Atletico Madrid de bir lig maçı havasında oynamadı, son yarım saat 11 kişi falan değişti abi. Asları sonra yani aldı. sen yedeğin yedeğini soktun, gençler <laughs> hiç tanımadığımız gençlere attı sahaya şey ne olacak falan. Çok başka hikayeler onlar ama Galatasaray deplasmanda daha iyi derbi oynayan bir takım. <laughs> Başakşehir maçı mesela şöyle bir hatırla, Kadıköy. Fenerbahçe deplasmanını evet. bir hatırla yani alanı genişlediği Krabzon. zaman... Ama işte hangi Galatasaray'ı da izleyeceğimiz Alan genişlediği de zaman Galatasaray o geniş alanı Türkiye'de iyi değerlendiren takımlardan bir tanesi. Mesela oyunu iki yönlü oynayamıyor Beşiktaş orta sahası. Ama hangi o... yönü oynuyor peki sence? Yani ben şöyle söyleyeyim. İki yönü de, bana de oynayamadı göre, sanki. Bana göre Kadıköy'ün enklasmanı top rakipteyken daha iyi oynadı. Aa, abi, evet. çok iyi Ama var. top kendisindeyken de Beşiktaş orta sahasının iyi oynaması lazım. Burada eksiği var Beşiktaş'ın. Ya yani Ahmet Hacı için yokluğuna bağlayanlar oluyor. Çok güldüm ona hakikaten. Hı. Abi neyine bağlıyorsunuz? Sanki topu sürekli dikine oynayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Ankara Gücü Diyar seyrettiniz mi ya? Hı hı. Ben maçın ya, alıp sonra Ankara Gücü'ne verdiği evet, bir evet. Orta maçın orta Lamin Bir orta saha 250 sancı. bin dolar. Hiç mağlup olması falan benim umurumda değil. Nasıl top oynadı ya? Maçın adamı. Trengi Bayıldım ben ben de. Ben de. Tren yani. 250 bin dolar ya maliyeti Ankara Gücü'de. Ya ucuz olduğu için durmuyor zaten. Ya bu de. arada orada bir enteresanlık var, Fenerbahçe, <laughs> Fenerbahçe tutuladan alıyor, dermiş, oraya alırmış. veriyor falan. Onların oyuncusu mu tekrar onu bilmiyorum. Vardır Değil. bu işler, ben de öyle bir şey duydum. İsterse geri alabilme. Ha vardır. öyle mi? Evet. Ben de 250 bin evet, daha verirse yazıldı. alıyor Ankara Gücü bizim kulüpler Bizim kulüpler bazen kendilerini Real Madrid zannediyor, neden biliyor musun? <laughs> bak neden bak, Erman güldün ya bak şimdi, neden? Diyelim ki ben iyi topçuyum ya mesela. Benim değerim değerim 5 milyon. Hı hı. Real Madrid beni almıyor biliyor musun? Ama ben 50 milyonsam alıyor beni. Evet. Çünkü öyle bir şeyi var Real Madrid'in. Valla bak diyor ya. ki ben tavan yapan Hani 100 alırım. milyon veriyor en pahalı oyuncu ben alırım. Tavan yapan stratejisi de var. Böyle onun. istisna bir atiba var işte. Hani bağlı hani rağmen kendini kabul etti. İşte ettirirmiş. bak mesela Diak nasıl futbolcu? Onu şey yapmaz yani. Almaz yani. Ucuz Ancak Diak gider bir yere 8 milyon olur o zaman alır mesela. Anladım. Şimdi Bizim Cesus, takımlarımız. Cesus'un da sevdiği tarz mı değil mi onu bilemiyoruz. Biliyorsun bir santrafor seçimi yaptı Fenerbahçe 4 tane 5 tane. Cesus yetenekli oyuncu sevmiyor bir kere Se o yüzden. <laughs> yani bence potansiyeli yıldız olacak oyuncu da sevmiyor. <laughs> Aynen. Bak çok güzel bir şey anlattı Erkut. Kulakları çınlasın. Benfica maçında. Benfica Beşiktaş Şampiyonlar Ligi ilk maçı. Talişka'nın çevirdiği. Evet. Evet. Ha, o gol attı diyor Beşiktaş. Dakika 90 Benfica'lı taraftarlar basın türbünde üstümüze koştu diyor. Dedik ki yedik de ya. Gelmişler demişler ki biz bunu Cesus'a çok anlatmaya çalıştık. Talişka'yı bırakma bu çok iyi oyuncu. İstemedi Talişka'yı bıraktı. İki senine kiraladı Beşiktaş o zaman. Başına iş açtığı gibi o pozisyonda 10 numara ikinci santrafor gibi oynayabilecek Talişka'yı istememiş adam. Arda'yı oynatmaması Allah. demek ki doğal. Abi o zaman Portekizler, Pereira, Jesus bunlar yetenekli böyle hani 10 numara klas oyuncu falan sevmiyorlar İstemiyorlar. demek ki. Ama zorla istettirdi. Ne top oynadı yine bizim Arda. Arda'ya geçtik böyle O nasıl ki. bir 45 dakika ya. Kariyer performansı. Peki, bir de golü atsan var Sen ya. Sen santraforsun. Al böyle tak Sen hocam. santraforsun. Hem de çok özellikle bir santrafor. Fenerbahçe'de iyi bir tane santrafor olsaydı, Arda'nın oynadığı oyunun sonucunda Fenerbahçe 2-0 önde olurdu. Eşlik edemez. Rahat. Çok rahat. Daha ne yapsın adam? Hazırlıyor, hazırlıyor, hazırlıyor. Bir tane iyi santrafor performansı olsa ki Valencia'da döküldü. Golüne rağmen, penaltısına rağmen. İyi bir santraforla Arda var ya, iki asiste de girmişti devre içeri. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? En iyi 45 dakikasını oynadı. Kesinlikle. O golü de, de öyle. o üç kişiyi yatırdı Heyecandan ya, kaçırdı. o golü Maç atsaydı... Al böyle devre arası taş tak. Maç eksikliğinden kaçırdı. Bana da. diyecekler ki şimdi abartıyorsun abi. 1 gram abartmıyorum. İlk günden bugüne kadar da abarttığımı düşünmüyorum abi. Büyük futbolcu. Haklısın. Yine gösterdi ne kadar büyük futbolcu olduğunu. %100 En zorlu maç Beşiktaş derbisi yine sahanın en iyisiydi Fenerbahçe adına. E, Havuz atladı matladı. Oraları zaten söyledik penaltı değil. Abi bu çocuk oynuyor. Haftaya keseceksin Başakşehir maçı. Tabii. Niye, niye kes? İrfan şimdi bir penaltı aldı, bir asist ya. yaptı. Tamam beraber İrfan oynatsın. Dönecek. Yok öyle niye bilmiyorum. Rusya ben böyle diyeyim İrfan? ki oynatsın hani bu arada. Ya ben böyle diyeyim de şey oynatsın ya. Fenerbahçe takım. bence en doğru büyük maç... o Büyük takım oyununu... Emre Böloz o zaman oynadı. Mesut Özil sağda, İrfan Can sahada, Sosa sahada, Hepsi. Mert Hakan sağda, toplu ilişkisi olmayan bir tane oyuncusu yok. Abicim bazen çok kafa yormaya gerek yoktur. Özel oyuncuları atarsın. Topu kolay kaybetmeyen. Oturur tadını çıkarırsın. Basit oynar. Basit oynarlar. Bu arada Beşiktaş derbisini oynayan, öyle oynayan eğer Arda'yı kesecekse Cesus hiç Ali Koç'u falan beklemesin. Kesmedi mi Hemen çeksin gitsin Erman, ya. Yani. Beşiktaş maçından sonra kesmedi mi? Kayseri kupa oynamadı. Kara Gümrük yedekti. Şimdi yine iyi oynadı. Merak ediyorum. Kesecek diyeyim ki bari oynatsın hani. Niye, o anlamda niye diyorum. Kesiyor çünkü. Niye kesemeyecek biliyor musun? Fenerbahçe kötü oynuyor. Ve Arda ikinci S yarı birazcık sezonun, yoruldu. Fenerbahçe sahada yoktu. Sezonun ilk yarısında Fenerbahçe oyun kalitesi yüksek olunca kestiğinde kimsenin gözüne batmadı. Hı hı. Ama şimdi Fenerbahçe'nin oyun evet. kalitesi şampiyonluğa yetmeyecek. O yüzden ben şurada çok büyük tedirginlik yaşıyorum ve çok büyük ayak kırıklığı da yaşıyorum. Ben zannettim ki Cesur Fenerbahçe camiasını sağ iç, içine odaklayacak. Fenerbahçe camiası Jesus sah çıkarttı. Başkan kalırsa ben kalırım ne demek ya? Sen şampiyon olamazsan zaten kalamazsın ki. Sana ne Ali Koç'tan? Ya ama mu demiyorum, mu anlaşılmıyor yani. Erman, öyle giderse, diyorduk. Ya kesin giderim Türk diyor. Diyorduk ya. Giderse kesin giderim diyor. Türk futbolu adına büyük şans. Ama bak karakter olarak öyleydi evet. ya dünya kupasına evet, kadar. Çok Değil çok mi? Adam. Herkesin yararlanabileceği bir teknik direktör, Tabii. ne güzel hakemlerle konuşmuyor. İşte oyuncularına sahip çıkıyor Taraftarla ilgili ateşliyor. kötü bir şey söylemiyor Rakip camiaya bir şey demiyor Ne güzel ya değer kattı dedik Abi bizde nasıl bir ortam var Adam başka bir şeye evrildi Aynı. Bizden daha da Kaosu sevmeye başladı Ya Ses kayıtları sen, falan dolaşıyor Sen yarışın içindesin <laughs> Sözleşmen konuşuluyor ki Zaten sezon sonu Senin sözleşmen bittiği belli Her haftada konuşuluyor her haftada açıklama var sen nasıl dersin başkan kalırsa kalır. Abi cesaret abımı yuttu. Çok acayip. Bak, ya. Bak bunu hiçbir büyük camiada söylenilmeyecek bir laf. Neden? Ne, neden açalım mı? Neden onu. mi? Neden? Yani başkanı, yani başkanı, bir dakika. Başkana dostluk biz, ve güven ben, veriyor hayır, gibi bir duruyor. Hayır şey, şey, bir şey ben, bak anlatayım mı? Şey bak, doğduk bence doğalı. De. Çünkü, Doğdum doğalı. Camialar kişilerden büyüktür, ben değil de mi? Şöyle bak gidelim. meseleye, muhtemelen Heh. Ali Koç sezon sonu bırakabileceğini ona söylediği için böyle bir soru. Bırakmayacak. Ben aynen katılıyorum. Bırakmayacak. Ama Bence bırakabileceğini bırakacak. söylemiş. Ali Koç bırakmayacak. Fenerbahçe'yi taraftarlar başarısızlıktan dolayı Ali Koç istifa diye bağırabilirler. Evet başarısız, sportif anlamda. Ama bu iş sadece sportiflik değil. Emin Kulübün misin? ekonomik durumu da önemli. Kulübün bu anlamdaki geleceği de önemli. Ali Koç'tan bahsediyoruz. Hani bu kulüpteki sponsorlara ekonomik anlamda gidişata baktığında en büyük katkı Ali Koç. Tabii canım. Yani ben Ali Koç kalacak büyük ihtimal. Değil mi? Kalmak isterse Nihat. kalır. Ne Yani onu demek istiyorum. Mi? Şimdi milyon katılıyormuş Diyelim ki Ali Koç Fenerbahçe başkanlığından istifa etti, bıraktı Oğlum devam ederdi. De. Karar aldı, kongreye kaybetti diyelim. Öyle. Onun Fenerbahçeliği değişecek mi? Değişmez. Bence Fenerbahçe'ye vereceği doğru. destek de değişmez. Doğru, o da doğru. Bak, Dışarıdan da her türlü desteğini yapabiliriz. Beş doğru. sene oldu değil mi? 5 yıl mı? 5 yıl. Beşinci yıl sıfır kupa. Ve maddi desteğine rağmen, o maddi desteğine rağmen çöpe giden o kadar çok para oldu ki. Tabii, tabii. Yanlış oyuncu transferleri, transferler, devre arasında güvendiği insanlar, her kimse çok para kaybettirdi ona Fenerbahçe özelinde. Yani çok Fenerbahçe doğru. kulübü, sportif başarısızlığın yanında çok para da kaybetti. Ne olursa olsun... Fenerbahçe <laughs> kulübü neler atlattı? Şöyle bir düşün son 10 senede. Tabi canım. Bak nelerin üstesinden geldi. Cesus sen gitsen ne olur, gitmesen ne olur? Fenerbahçe kongre üyesi senin aa Cesus giderse diye yaptığın şantajla ona göre mi o yatar? Koskoca Fenerbahçe'nin kongre üyeleri buna mı bakar? Aziz Yıldırım gitti abi. Herkes hmm. gider. Aziz Yıldırım gitti. Ali Koç da gider. Bir Hani ben burada gitti. Ali Koç gider Fenerbahçe biter demiyorum. Zaten bitmez ki. Da, Öyle hiçbir bir şey zaman yok. bitmez. Hiçbir büyük kulüp bitmez. Çok her daha zaman de devam eder. Bizim ülkede. Biz her zaman zaten konuşuyoruz kulüplerin borcu. Hep de artıyor artıyor. Hiçbir kulüp de bitmiyor. Ama sıkıntılar daha çok artar ben bu anlamda. Ben belli olmaz diyorum Nihat ya. Yani. Hani şuradan şunu söyleyeceğim. Yok ben de hani... net, ben de ama net anladığımı söyleyeyim ve kodu da var. <laughs> ee, Ali Koç Şampiyon olunsa da olunmasa da bırakacak. Böyle bir dedikodu var. Bak şampiyon, şampiyon olursa, olursa da ben bırakma da. ihtimalini düşünmüyor Aynen yani. Ona ben de katılıyorum. Düşünmem. Olursa olursa bırakmaz. Onun Yok. bir tadı var çünkü. Hiç düşünmüyorum Serkan Ya bence öyle. olursa da bırakma ihtimali daha yüksek. Hayır. O ben oldu mu? O oldun mu? O kupayı aldın mı? Mutluluğu ciddiyorum. yaşadın mı? İkiyi de istersin, üçü de istersin. Her kupayı istersin. Ya gelirler yanına derler ki başkan şimdi bir de Avrupa. Evet. Böyle gider bu iş abi. <laughs> evet. Yani. Peki. He şimdi de mesela Fenerbahçe futbol üzerinden başarısız. Diğer branşlara bak bak ama kadınlar. Ailesi bu konuda net bir tavır koymuş. Kadınlar diye basketbolda bir bilgi var yani. Avrupa şampiyonu oldu. Yani evet. basketbol erkeklerde Euroleague şampiyonluğu geldi. Diğer branşlar Başşallah, olimpiyatlara gidiyorsun. Çok büyük iş. Dolu sporcu yolluyor Fenerbahçe spor kulübü olarak çok başarılı. E, spor kulübü Futbolu olarak bir en başarılı. Futbolu bir kenara koyduğumuzda. En başarılı. Evet yani. Ama ha çeye az, döneli Başkan zamanında da başarılı. <laughs> evet. Bunlar Azerbaycan'da o bir kültürüyle, evet. kültürüyle Aynen. de alakalı. Aziz Başkanla başladı. <laughs> aziz Başkan Aziz Başkanla başladı. Evet, şimdi evet. bu adam o adam gittiği zaman hakikaten konuştuğu zaman yer yerinden oynuyordu. Hı hı. Fenerbahçe Aziz Yıldırım'la çok başka bir yerdeydi. Hı hı. Bir sürü de badire atlattı. Şimdi bir teknik direktörün başkanıyla alakalı yaptığı maç sonu açıklaması bu ya. Ya nasıl futbol oynandı, maçı nasıl çevirdik, neyi iyi yaptık, neyi kötü yaptık değil de... ...sezon sonu Ali Koç kalırsa ben de kalırım. Hayır bu, kendini konuşuruz. nerede görüyor Cesur? Giderse giderim. Hani camialar büyüktü, kişiler gelir geçerdi e, bu açıklama öyle. seyirciden... Al olmaz. Seyirci bu açıklamayı bir kenara koyar. Ama genel kurulda karşılığı olabilir. Koyar. Evet yani ve yanlış 6 gollü galibiyetli haftayı kapayan şey, Lider şeye girmedik konuşalım. ama maçın içinde gollere maçın girmedik. Maçın içinde 1-0 geriye düşen Fenerbahçe'de mı çok tartışmalı bir bence penaltı değil. Değil mi? Bence değil. Erman sen? Bana göre penaltı. Bana göre de penaltı. Nedeni de şu şimdi hakemler maça nasıl çıkıyor artık? Bir hafta öncesinden geliyor baskı. Geçen hafta Valencia penaltısını vermeyen hakem, bu hafta Fenerbahçe'nin maçını yönetecek hakemi zaten baskı altına aldı. Buna devre arasında Fenerbahçe yöneticilerin hakemin üstüne yürüyüşlerini de ekle. Artık Hanusek, Hanusek bir sakarlık yaptı. Doğru. İki eliyle, iki eliyle topu belki içeri atamayacak oyuncu iki eliyle itip kontrolsüz şekilde düşürdü. Böyle bir ortamda bu penaltıyı vermeyecek hakeme söyleyecek hiçbir şey var. Ya. Verirsin. Verecek mecbur kaldı adam zaten. Hani bunu yoruma açık hale getiremezsiniz. Bak, bu şimkansız. imkansız. Ben de şunu söyleyeyim görüşümü. Penaltı değil dedin, değil mi? Bence saygı duyuyorum. Değil. Neden? Mesela Valencia'yı vurduğu kadar 100 kişiden 100 kişi bu pozisyona penaltı demeyebilir. 40'ı penaltı der, 60'ı değil der. 60'ı penaltı, penaltı der, 40'ı değil. Bu yoruma açık. Neden? Orada bir itme var. Ne kadar Şiddeti itme? Şiddeti ölçemiyoruz. Ne kadar itme? O yüzden var da girmiyor işin içine. Hmm. Doğru. Var girmiyor bu pozisyonlarda. Hmm. Girmiyor Şimdi yani. temas Onu bilelim. Var. Ben de şöyle diyorum. İtti. İrfan da çok güzel aldı. Abartılı düştü mü? Düştü. Ama o oyuncu bir şiddet uygulamış ki. İrfan'ın üzerine düştü. Bir gerekçe var. Şiddet uygulamasa dengesini koruyabilirdi Hanusek. Hmm. İrfan üzerine düştü. Ben o yüzden penaltı dedim. Halen aynı görüştü. yani He, Bu arada... Benim dediğim kanun değil, kitap değil. Bir görüş. Böyle bir yazıyorlar? Bilmem neyin paralı askerleri bilmem <gülüyor> ne. <gülüyor> ya ya, ya kimin paralı askeriyiz biz? Bizi tanıyan tanıyor ya gördüğümüzü söylüyoruz. Ama bu ortadaki pozisyonlarda sana göre, bana göre pozisyonu bu. Ben sana kızabilir miyim değil diyorsan. Tabii. Bana göre penaltı gerekçelerini açıklıyorum. Abi hakem eski hakemlerin hiçbiri penaltı değil dedi. Ulan o hakemlerin hepsini yolluyordunuz. <laughs> Hakemlik yaparken, hani bu iş böyle net değil. Nasıl bıraktı? Sana göre, ki, bana çoğu göre. hakemliği nasıl bıraktı? Yani. Berbat hatalı Kararlar kararların hemen arkasından bıraktılar. Şimdi diyorsunuz ki bu adamlar otorite mi oldu şimdi? Ya bilmiyorum ya. Yani hani yorum yapılırken bir pozisyona ilgi kanun değil ya, herkesin görüşü var. Bir de biz dedik, demedik. Abi puanı aldın, almadın. Geri mi veriyorlar, geri mi alıyorlar? Yok. Pozisyon geldi, geçti. İyi, Fenerbahçe iyi, kazandı. Aynen. İrfan tekrardan hayata döndü. Ama işte... O penaltı, sonrasında Asis. Crespo ortalıkta yoktu. Sezonun en önemli gollerinden birini attı. O top böyle yavaş yavaş giderken acaba ne düşündü Fenerbahçe taraftarı? Bilmiyorum. yani. Nabız 180. 1-0 mağlup olduğunda bence inanılmaz bir hayal kırıklığı. Penaltı kazandığında da o hayal kırıklığı hemen Beşiktaş maçı akıllara geldi. Acaba Valencia'yı yi yine kaçıracak mı düşüncesi. Abi çok git gel yaşıyor Fenerbahçe taraftarı. Doğru. Ve maç sonunda da çılgınca sevinç. Aa, bu nasıl bir şey abi? İrfancı, çok zor ya. İrfanca'nın yaptığı iş çok değerli. Neden biliyor musun? golde de var. Hayır daha öncesi var. K kaybetti, Topu gol kaybetti, gol yedi. Kaybetti, anlamsız Islı. bir seçim yapmaya çalıştı. Yapamadı, gol yedi Fenerbahçe. Zaten protesto edilen bir oyuncuydu. Hı -hı. Biz de burada yerden yere vurduk. Yeteneğine göre oynadığı çok başka dedik. Abi demoralize olmadı. golü yedirmiş Devam olmasına et. rağmen penaltıyı aldı. Crespo'ya attırdı. Bence maçın adamı bu arada. Kesinlikle. Maçın adamı ama o da beklenen patlamayı yaptı mı bilmiyorum. Bilmiyorum. Emin değilim hala. <laughs> İrfan mı? Evet. Yani işte o istikrar sağlasa zaten kim eleştirebilir de çok kötü de Mesela oynadı Mesela Hala yani. söylüyorum. Arda'nın oynadığı 45 dakika var ya ondan bir tane oynamadı Fenerbahçe. Oynamadı. Soyadımız, soyadımız aynı ya. İrfan'ın... Şeyine bürünüyorum, topu kattırdım ve izliyorum. Diyet gidiyor. Allahım, Allahım, verdi Alisson, gol, bitersin abi. Tabii. Evet. Bak, bitersin o an. Ama Bu bitmedi. kadar ıslıklanma, son dönemde eleştiri, bitersin yani. Oradan sonra, o yüzden çok değerli. Demoralize olmadı, olmadı. Çok değerli bir şey yaptı. Ayağa kalktı devam. Orada. Taraftar da orada bitirebilirdi onu. Saniye Bitirmedi oldu taraftar. Oldu ama homurdanmalar yine. Ya yani. hep oluyor canım. O girerken İstifalar, de çıkarken de Abi ya buna hep takılıyorum ben. Taraftar tepkisi Türkiye'de her türlüsüne oyuncu alışık olacak ya. Bunda ne var? Doğru. Tepkileri... Sergen Yalçın yuvalandı. Dışarı diye bağırdılar evet, ya. Evet. Türkiye'nin en büyük Beşiş efsanesi. Tepkileri öğrenmenin en güzel yolu canlı yaşamak. TFT Spor'da maçtan sonra lavaboya gittim. Bir ses geldi. Niye tu abi ya dedi. Ya Trabzon maçın devre arası. Ya niye abi ya dedi. Bu Beşiktaş nasıl ya bu kadar kötü oynuyor bugün dedi. Bak Fenerbahçeli Beşiktaş'ın performansı kızıyor. Neden kızıyordu biliyor musun? Abi geldiler bize dört gol attılar. Bugün niye oynamıyorlar aynı şeyi? Bak Fenerbahçe taraftarının haline bak. Başka takımların üzerinden başka takımlar karşı performanslarını bile artık eleştirir duruma geldiler. Çok zor bir sezon yaşıyorlar ya. Ya 80. dakika lig bitti ha Fenerbahçe'ye. Yani. Ali Alisov gol attığında. Doğru. Sonradan döndü işte. Bu anlamda tebrik etmek lazım. Kolay değil. İyi. Abi bir gün önce izliyorsun rakibini altı gol atıyor, onu atar ya. Galatasaray yani 23. dakika 3-0 maçı bitirdi. Bu arada Galatasaray'a bir geçtim ama Geçtik. hani rol çalmış gibi oldu. Yok estağfurullah. Bu Icardi oynamak istediğimiz sıkıntılı abi. <laughs> Tabii Çok ki sıkıntılı. Büyük ama sıkıntı çağdaştan başladı. Tabii. Şimdi şeyi kabul edebilir. Çok bu cesurdu. Diyelim ki 5 yaşın hocasısın. Ya da Fenerbahçe'nin hocasısın ve Galatasaray deplasmanına gidiyorsun. Ben bizim oyunumuzu oynayacağım diyebilirsin. Kayserispor'un Spor'un kadro potansiyeli o kadar geniş alanda, kendi oyununu oynamaya çalışmaz. Buna çalışırsan o atmosferde, o taraftarla ikardiler, Mertens'ler senin içinden geçerler. Böyle 4 bir gün şey. önce de yaşamışsın zaten Fenerbahçe attı sana aynı oyun, Peki, oyun Icardi, mentalitesiyle. Peki Icardi çabuk bir oyuncu mu? Hayır ama ona rağmen o kadar geniş alanlar buldu ki gitti savunma arkasına. Abi böyle çizgi halinde yakalanıyorsun, birebir yakalanıyorsun. Abi Icardi de gider, Mertens de gider ki, Raşit ile Kerem de zaten bu ülkenin en çabuk kanat hı hı. forvetleri. Herkes gitti, çok rahat bir maç oldu Galatasaray için. Fazla Bak, rahat. Başakşehir, Galatasaray'ı kupadan elerken kendi oyununu oynamadı. Hı hı. Topu verdi. Başka bir oyun oynadı. Ya yani bunu Başakşehir bu şekilde yaptı, Çağdaş <laughs> Hoca böyle oynarım dedi, bir tecrübedir. Yüzde katılıyorum. Acı bir tecrübe. Yüzde yüz katılıyorum. Çağdaş Hoca çok özgüvenli çıktı. Ama burada da Galatasaray bence Dünya Kupası'ndan sonraki en iyi performans. Evet öyle. İkardi istediğimi herkese oynattırıyor. Kerem'ini, Raşitsa'sını, Mertens'ini. Mertens de işin içindeydi. O bile iki gol atabilirdi. Raşitsa'ya bayılıyorum son dönemlerde. O hele o gol vuruşu tertemiz. Çok iyi oynuyor. Hı. Kerem Bazen panik değil, işin içinde. Frikikten de muhteşem gol attı ki İtman'da çalışıyor, görüntüleri gördüm. Aynı bir vurmuş. Geldi maçta attı. Çalışmak iyidir. Kerem de halen üzerine koymalı. Daha da istikrarlı olmalı. iyi oynadı. Sergio Oliveira ne paslar atıyor defans arkasına. Maçın adamıydı. Zaniola Zaniola'nın bir tane kayıp maçı yok iç sahada. 3 maçta üç gol. Vyat, bu son gol bu ne abi? O ne ya? Hakkı. O ne ya? Sana sormamız lazım. Kontrol, bitiricilik. Hani şey duydum abi ki adam, adam sol sağ... ayak golü herhalde <laughs> Tümer abi'ye denk geldim Bu golü anca sol ayaklar atar diye sen de sol ayaklısın ya. He. Sağ da atar o golü. Bu golü kaliteli oyuncu atar abi bana göre. Evet. Gomis de çok attı Galatasaray. Tabii can. Öyle evet. ölümcül vuruşlar Ama yaptı. sol ayak her zaman top kontrolü attığı gol sağ ayaklıdan daha şık gözükür. Ben buna katılıyorum. Peki, daha teknik gözükür sol ayaklı. Sergen abi mesela değil mi? Erman benim kontrolümle Erman'ın kontrolü daha farklı gözükür. Sol ayaklarda böyle bir naiflik var yani. Evet. Değil mi? Yakışıyor top hani. Zaniyol attı. Abi yani Asire ne diyeceksin ya? Altı attı. Bak güzel olanını biliyor musun? Üç attı maçı bırakmıyor. Rakip on kişi kaldı bırakmıyor. Dördü attı beşi arıyor. 5 attı altı arıyor. Altı attı yediyi arıyor. Abi bir de Cuma günü oynuyor ya. Hmm. Oyuncu da böyle yapıyor diyor. Biz diyor işte Fener'in maçını, Beşiktaş'ın maçını izleyelim ne olacak diyor. Cuma günü oynamanın tadı This da, da ondan bu. ondan vurdu bu arada. Niye dedi onlar hep erken oynuyordu? Baskı da kuruyor Erman evet. bak. Fenerbahçe'ye de Beşiktaş'a da baskı kurdu. Kuruyor. altı tane gol atarak. Taraftarlar açısından da baskı kuruyor. Hani Beşiktaş'lı taraftarlar, Fenerbahçe taraftarlar o maçı izleyip ya biz yeniyoruz ama... Ya bu kadar iyi oynamadık da diyor hani. Ya da bunlar puan kaybetmez. öyle oluyor tabii. Puan kaybetmez diyorlar ama ben kime bitirmiş miydin? Yok yok yo. devam et. Oyuncusu. Kime den vurmak istiyorum biliyor musun? Torera'ya. Hmm. Ya arkadaş Galatasaray hücum ediyor. Ceza sahasında Torera ile bir fazla. Tamam. Geliyor savunma yapıyor. Torreira doğru yerde. Kenar çizgide baskıda. Bir bakıyorsun olmayan pozisyona kafasını sokmuş. Penaltı kırmızı kart. <laughs> Kafası yaralıyor. Abi bu nasıl tempo? Bu nasıl bir... Evet. Hani hep şöyle söylerler Galatasaray ruhu. Fenerbahçe ruhu, Beşiktaş ruhu ve bu ruhu yansıtan oyuncular vardır. Bana hı hı. göre Torreira. Yansıtıyor. Ya. Bak, Oliveira kalite. İyi oynar, kötü oynar. İşte ne bileyim, Mert Kerem Arsız. kötü oynar, Rışı sayı oraya atarsın. Bu tarafta Barış Alper oynar. Icardi olmazsa, Gomis oynar. Bunların hepsi başka bir şey. Torreira iyi oynamazsa, Galatasaray sıkıntı yaşar. Torreira bambaşka. Canım. Abi, ben Galatasaray ruhunu temsil eden ciğeri. ilk oyuncunun Torreira olduğunu düşünüyorum. İki de Mertens. Ya her yere bastın ya. Bu Çok nasıl ve nasıl söyleyeyim sana rolanti koşuyla basmıyor. Hı hı. Hep şiddetli koşularla basıyor. Her yere gidiyor. Her rakibi rahatsız ediyor herif ya. Ya inanılmaz iyi oynadı. i̇şte atom karınca diyorlar. Şimdi Icardi 3 gol attı maçın yıldızı. Rashista e <laughs> çok iyi attı. Öbür at. Abi Torreira bana göre maçın yıldızı. Her yere basıyor. Ya bir kere bile Galatasaray'ın temposunun düşmesine müsaade etmiyor. Her yerde o var abi. Herkesin açını kapatıyor, hücum ediyor, rahatsız ediyor. Böyle bir oyun Beni en çok ya. etkileyen şeylerden biri yok işte hani artık insanlar bir rakibinin oynayacağı maç maç yapacağı rakibinin kaldığı otele kadar girdiler ya ortalık gergin. Ya hiç bir dakika da düşünsün Ortalık ha. Bak ortalık gergin. İdman sahasına da girmişler. Galatasaray kötü döndü aradan. Kötü oynuyor Kasımpaşa maçı, Konya maçı. Hani K Konya yenildi. Diğerlerini diğer... kazanmayı bildi ama. Ama birden Kayseri gibi eli yüzü düzün bir takım karşısında. Çağdaş atanın da, atan'ın da hataları var tabii ki. Bir anda böyle bir sıçrama yapması bence hani Okan Hoca'yı da yücelten bir şey oldu. Yani saha dışındaki her şeyden izole etmiş takımı. Öyle hakem makem hiçbir şeyin arkasına sığınamazsınız kardeşim demiş. Hatırlasana. İkari sosyal medyasından hakem sistemi paylaşıyor. Yani bunlar hani niye ceza vermediler ha. de konuşuldu. Verildi. Sağ dışındaki lira çok güzel bir şey söylüyorsun. Sağının dışında bir kaos, evet. bir atışma, tartışma her şey var. Ama Galatasaray'ın bu 6-0'lı Kayseri maçını izlediğinde oyuncuları saha içine konsantre Aynen. olmuş görüyorsun. Ha. İstekliler birbirlerinin hatalarını kapatıyorlar, onu bunu yapıyorlar. O anlamda da bunu da sağlayan Okan Hoca Aynen ben evet. buna çok Van Bitir, katılıyorum. Yani şöyle Galatasaray'ın odası. Soyunma odası, kendini. tesis, tesise geldi. Uzat yani Fenerbahçe maçı seyrediyor. Fenerbahçe izlerken Hı. tedirgin olur mu? Lan bu takım gelip bizi geçer der mi? Ben olsam ne derim biliyor musun? Bu, bu adamların en iyisi Arda onu da oynatmıyorlar derim. Yani Fenerbahçe oynadı. Şunu söylemeye çalışıyorum. Oynadığı oyunla Fenerbahçe ya da Beşiktaş Galatasaraylı oyuncuları tedirgin edebiliyor mu? Okan Hoca'dan önce. Beşiktaş belki iktisade eder. Bak hiç etmiyor biliyor musun? 5 maç kazandı. İkisinde iyi oynadı. Üçünde vasat oynayarak kazandı Beşiktaş'ta. Öyle Abubakar, Cenk falan, Kalede Mert atan tutan yoksa öyle oyun olarak Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ı gibi gümbür gümbür oynamıyor ki. oyun, oyun gücü olarak etmiyor. Etmiyor evet. ama iç sahada. Ama değil. işte o maçlarda biliyorsun her zaman deriz hikayeler farklı. O günkü performansa birden değişebiliyor. Ama dediğin gibi Galatasaray'ı izleyen yani etrafımızda da var Fenerbahçe Beşiktaş'ı. Abi 23 dakikada 3 yapıyor diyor yani. Rahat rahat maç izliyor Galatasaray taraftarı. Bu arada sahanın içine ne güzel giriyorlar. Bol güzel goller olunca, ya bir kötü gol atan yok ya. Kerem atıyor, vuruyor çatala. Niyaz. Zaniola vuruyor her çatala. Her programda söyleyeceğim, her programda. Omurgası Galatasaray'ın aynı anda sahadaysa, Mustera, Nelson, Torreira, Mertens ve Icardi. Burası sahadaysa, gerisi ayak uydurur. Ay bitti. bitti. Bu omurga Türkiye'nin en iyi omurgası. Bak söyleyeceğim, Süperleden. söyleyeceğim iki saniyede ama elde edilen inanılmaz. 17 maç 16 galibiyet abi. Daha ne başka yani? Bu dilek olay. Yapması olay. Galatasaray bunu elde etti. Bakalım şimdi ne olacak? 18'de 17 mi? 19'da 18 mi? Da Gidebilir yani. Ya. Öyle umut veriyor. Bu arada şimdi biz diğer pozisyonu konuştuk. Bu maçın pozisyonuna da ilgili de bir yorum yapalım. Tor net penaltı bana göre. Kerem'e yapılan net penaltı bana hı hı. göre. Bu arada maçın da 5. saniyesinde Nelson'un Nelson. vurduğu sarı veririm. Üzü. Ve son dakikada yaptı. Bana göre kırmızı kartı. bana Göre de kırmızı. Bana göre kırmızı kart. Hiç tartışmasız. Değil mi? Yani al bak yüzde yüzüz. Oyuncu bunu ben hakemlere çok üzülüyorum. Ya 4-0 maç. Bu arada Ber orada, abi. orada bir enteresan bir şey var. İlk yarıyı bitirdikten sonra kulağını dinliyor. Evet. Peki ya pozisyon seni çağırsa ve kırmızı kart dese free kick vermek zorunda değil misin? Biliyorsun erken bitirip geri dönüyorlar. 5 dakika evet, alıyorlar yani içeri. Bir kere, Belki öyle bir kere şey yaşayacaktı. Hakemin darmadağın oldu. O da belli. Çok tedirgin. Ya atmak zorunda kalırsam diye. Ya maç 4-0. Ne korkuyorsun ya? Ya atsana. 6-0'lık bir Galatasaray maçından sonra bile senin yüzünden hakem konuşuyoruz ya burada. <laughs> evet. 6-0 ya. ya. Gölge falan düşmez o galibiyete. Biraz o başka bir şey. Yani. Sen doğruyu ama, yap. Ama atsana. Belki ben sana şunu söyleyeyim 10-10 oynansa Galatasaray daha fazla atacak. Ya Alan daha genişleyecek. Aynen. Daha fazla atacak. Ya adamın net kırmızısını versene en fazla bir maç alır. Çünkü bariz gol şansından atacaksın adamı, bir Canımız, maç alır. En önemli, sen hani Torreira diyorsun ya, Nelson'da en az o kadar. Katılıyorum. Zaten iki Aynen. mağlubiyet var, ikisinde de ya yok. Katılıyorum, katılıyorum. 100 -100 Konya'da yok, koskoca, Başakşehir'de yok, yenildi. Koskoca Galatasaray takımı da, Kaan Ayhan'ı da aldı o pozisyona. Tamam mı? Alanya'da formsuz bir takım. Hı hı. Vasat son dönemi. Ya sen at, sezon sonu bize hatırımızda kalacak bir hata bırakma ya. Niye yani atmıyorsun abi? Dakika. Bak çok net bir şey söyleyeyim sana. Bu hakem hikayesinin finali olsun. İrfancan Can pozisyonda Ankara Gücü'ne penaltı vermez. Nelson pozisyonda da Kayseri'li oyuncu olsa atar. Bir, bir daha söyler misin Erman? İrfan Can'ın Ankara Gücü maçında aldığı penaltıyı Ankara Gücü takımına vermez. Çok net söyleyeyim sana. Ha hakem vermedin. vermez. Vermez. Ha, tamam, tamam, tamam. Ankara Güçlü bir oyuncu o şekilde düşürsen o penaltıyı vermez. Nelson değil de Kayserili Hosseini yapmış olsa o pozisyonda Hüseyini de atar. Doğru. İşte bize bu bakış açısını hakemler dedirtiyor maalesef. Sana da katılıyorum. Gerçek bu. Ve yılın hakemi de şu ana kadar yılın hakemi Volkan Bayarslan çünkü derbide hiçbir sıkıntılı pozisyon yoktu. <laughs> Bir tane Onur'un hata... pozisyonunda da doğru karar ayağın evet. üstüne bastı sarı. Volkan Bayarslan yılın hakemi alkışlıyor. Dur. Çünkü bu arada... kritik pozisyon yoktu maçta. O pozisyonda da şöyle yaptı. <laughs> Onur rakibinin ayağına vurdu. Faul çalmadı, top mop bir şeyler dedi, aşırı tepki, dördüncü yandan uyardı, durdu sarı kartı Onu da kaçırdı <laughs> da. Bu arada <laughs> topa işaretini yanlış yapmasına rağmen yılın hakemi diyeyim topa dokunmadı Onur orada. Hiç. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Ee, Arda Turan'ın ilk sahne aldığı, dünyada ses getirdiği zamanlarda Hırvat Modric kıyaslanırdı. Modric'i yakın zamanda e, hala da e, üst düzey maçlarda izliyoruz. Arda Turan'ın ise teknik adamlık kariyeri başladı. Hayırlı olsun. Gerçi bambaşka bir başladı aslında. Bambaşka bir tecrübe, bambaşka bir iş, bambaşka bir sayfa. İlk adım kötü oldu. Ama Eyüp Spor son dönemde şöyle bir baktım. Zaten 6 maçta 4 mağlubiyeti var. Göztepe çok büyük çıkıştaydı. Evet. 6'da 6 galibiyet elde etti. Orada biliyorsun bir seri yakaladın mı yukarıdasın. Göztepe bir araştır. Yalnız yine stat nasıl full. Ha, Göztepe taraftarı inanılmaz ya. Bu arada topa çok sahip oldu Eyüp. Çünkü iki ekranda izledim hani bir de Arda bir de ben izliyorum hani bizim şey TRT Spor verdiği için yan yana. E, keyifli maçtı. Arda da görüyor musun? Topa sahip oldu ama beklenen oyunu oynayamıyor. Yani onun hayali da... Galatasaray teknik direktörü, Arda yaşarken, takım. Arda futbol oynarken zaten kurs yapıyordu çalıştığı hocalar Hı. yüzünden. İspanya'da Simeone'lerle sonra Barcelona'sı Galatasaray'da Fatih Hocaları başka teknik direktörler. Zaten bir tecrübe var. Ama benim hani bir tavsiyem olsa dışarıdan şunu söylerim. Arda Turan futbolculuk kimliğini, futbolculuk dönemini bir kenara bırak. Çünkü burasıyla burası çok farklı abi. Hı, hı. Teknik Türklülük çok farklı. Yeri geldiğinde oyuncuyla mesafeni koruyacaksın. Çok samimi olmayacaksın. Onun 24 saatini yöneteceksin. Hani 27 tane çocuğun varmış gibi düşünüp bambaşka bir kafa yapısına bürünmen lazım. Mesela hani Allah rahmet eylesin Maradona olmadı yani. Doğru. Neden Hacı olmadı? Belki oyuncudan kendisinin yapmasını istediklerini bekledi. Olmuyor. Hı -hı. Hacı beklenti altında kaldı. Bu iş çok farklı bir şey. O kapasite var Arda'da. Hani kimi der ki ya Eyüp'e gitti, neden gitti, gitmedi. Orada başlamak iyi mi, doğru mudur demem. Bir adım attı. Yolu açık olsun. Canı gönülden başarılar diliyorum. Ben biraz farklı bakıyorum. Doğru takımdan başlamadı. Hı -hı. Bence iki yolu var iyi teknik direktör olmanın. Bir Doğru teknik direktörün yanında mutlaka bir veya iki sezon yardımcılık. Ondan sonra teknik direktörlük. İkincisi de Anadolu kulüplerinde mutlaka 3-4 tane macera. Anadolu kulüplerinde gezmeden. Böyle biraz o, burnu sürtülmeden. Evet. Desin. <laughs> Sergen Yalçın iyi örneğidir. Tabii. Tabii her yere gitti. Sergen Yalçın nerelerde Tabii. çalıştı? Kayseriler, Konyalar. Malatya, Ya Fatih Terim'in öncesinde de Göztepe Malatya. ile Ankara gücü var. Ankara gücü var. Anadolu, Antep, Malatya. Anadolu kulüplerinde staj yapmadan, orada işi çözmeden birden işte Eyüp Bilmiyorum Eyüp doğru tercih mi? Biraz bana göre değil gibi gözüküyor. Normalde Çünkü iyi kadro, bir hedef kötü performans. Mı? Evet Eyüp. Ve orası çok kaygan ha. İbrahim Üzümcü'yü hiç göndermeyeceklerdi mesela Eyüp'ten. Ya ben geçen yılın hata yaptılar. Geçen yani. yıl bu zamanlar gibiydi yanlış hatırlamıyorsam. Arda Turan'da gidip Eyüpte bitir futbol hayatını diyordum ben futbolcu olarak gider diye düşünüyordum. Teknik adam olarak. İyi ki onu da yapmadı. <laughs> Hiç olmaz. Yakışmaz o. O kariyere yani, öyle yakışmaz ona abi. Bence de doğru olanı yaptı Ama Arda. sonuçta Arda Gaz Turan gibi bıraktı. Artık o da başarılar sahnede. Başarılar diliyoruz. Hani artık uykusuz geceler, saç Hı, beyazlamaları, mi? sakalların beyazlamaları hız, hızlanacak. Çünkü teknik direktörlük stresli bir iş. Evet. Evet. Kolay değil. Arda Turan'a başarılar diliyoruz. Tarihi bir haftaydı. Arda Turan'ın ilk teknik direktörlük deneyimine tanıklık ettik. <laughs> Bakalım kariyeri nasıl geçecek? Erman Özgür ve Nihat Kahveci ile futbol gündemini konuştuk. Hatırlatmamızı yineleyelim. İlk 3 siparişte 90 lira kazanma fırsatıyla indirime doyuran yemek sepeti Club başladı sayın seyirciler. Yemek sepeti Club fırsatlarından faydalanmak için hemen yemek sepetine girin. Görevlerdeki siparişleri tamamlayın ve yemek puanlarınızı kupona dönüştürüp harcayın diyoruz. Şimdiden herkese afiyet olsun. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.